9. yüzyıllara dayanan tarihiyle o dönemlerde lira adında kayıt altına alınmış 3 telli ahşap yapılı bir enstrümandır. Karadeniz kemençesi yüreğe ayak uydurabilmesi açısından genellikle erik, dut ve ardıç ağaçlarıyla yapılır. 3 tellidir ve mi ile re ses aralığıyla dörtlü ses sistemiyle çalınır. Birçok enstrüman gibi kemençe yapımında da kullanılacak ağaç cinsi oldukça önemlidir. Kemençenin baş, sap ve gövde kısımları için en fazla tercih edilen ağaç erik ve ardıçtır. Uygun ağaç seçildikten sonra taslak hazırlanacak kütük prizmatik olarak kesilir. İç oyması yapılıp zımpara ve rende ile düzeltilir. Gövdeye ses takılabilmesi için yarım yuvarlak bombe elde edilene kadar kemençenin ses tablasına hartama adı verilir. Yaklaşık 2-3 mm olana kadar inceltilir. Sonrasında bir yüzü ıslatılır ve sıcak bir ortamda yarım ay şeklinde bükülür. Ardından kapak yapımına geçilir. Genellikle ladin ağacı kullanılarak yapılan kapak, kemençenin kaviste yerine yapıştırılır. İstenilen renge boyanır ya da ağacın orijinal rengine gomalak cila yapılır. Kemençenin kravat denilen klavye kısmı da hafif oyularak gövdeye yerleştirilir. Bu işlemden sonra kemençenin ses delikleri açılır. Ses delikleri, kemençenin eşik denilen ve tellerin üzerinden geçerek ses ileten kısmın tam orta noktasına yapılır. Teller takılmadan önce kemençenin en önemli parçası olan ve birçok yaylı enstrümanda da kullanılan can direği hazırlanır. Bu küçük parça haznedeki tüm titreşimi gövde, ses tablası, eşik ve teller arasında iletir. Can direği ses tablasının alt kısmına, eşiğin tiz tarafındaki ayağın tam altına konur. 5 ile 10 santimetre arasında değişen tel uzunluğu, kemençenin sesinin pes veya tiz çıkması açısından çok önemlidir. Kuyruk denilen alt kısım ve burgular yerleştirildikten sonra teller takılır ve kemençe çalıma hazır olur.